II. Murat sakin bir hayat dileğiyle tahtı II. Mehmed'e bırakıp Manisa'ya dönmüştü. Fakat Mora ve Eflak'ta isyanların çıkması, Buçuktepe'de toplanan Yeniçerilerin ayaklanmasıyla II. Murat tahta tekrar dönmek zorunda kaldı. Bir de bu olayların üstüne Macarlar tekrar kuvvet toplamaya çalışıyordu. II. Murat'ın ilk hedefi Mora'ydı. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlıların elinden çıkan Mora Yarımadası, Doğu Roma ailesinden Despot Konstantin tarafından yönetiliyordu. Despot, Osmanlılara karşı faaliyetlerde bulunuyor, Macarlar ile görüşüyordu. Mora'nın Osmanlı topraklarına katılmasını isteyen II. Murat, Akıncı Turhan Bey'i bölgeye gönderdi. Onun ardından harekete geçen II. Murat, 1446'da Germesur'u önlerine geldi. Kale top atışlarıyla yıpratıldı. Gediklerden içeri giren kuvvetler kaleyi ele geçirdiler. Akıncılar tüm yarımadaya yayıldılar. Aralık 1446'da Mora tekrar Osmanlı topraklarına katıldı. 10 yıldan fazla Osmanlı sarayında kalıp 1442 Morava Muharebesi'nde Türk ordusundan kaçan Arnavut İskender Bey Krova'yı yani Akçahisar Kalesi'ni sahte bir belgeyle ele geçirmişti. Burada Osmanlı aleyhinde çalışmaya başlamıştı. Asi ilan edilen İskender Bey önce İsa Bey'in ardından Firuz Bey'in ordularını yenilgiye uğrattı. Tahta tekrar oturan II. Murat bizzat İskender Bey üzerine yürüdü. Bölgede bulunan kocacık Svedigrad Kalesi'ni ele geçirdi. Ardından İskender Bey'in bulunduğu Akçahisar Kalesi'ni kuşattı. İskender Bey'e uzanan yardım eli Hünyadi Yanoş olacaktı. II. Kosova Savaşı'nın sebepleri. II. Kosova Muharebesi, 1. Kosova, Nibolu, Varna ve birçok muharebeyi kapsayan Balkanlar Hakimiyeti savaş zincirinin son halkasıdır. Varna'nın yenik başkomutanı Hünyadi Yanoş, Macar kralı Ladislas'ın Varna'da ölmesinden sonra Macaristan'ı yönetmeye başlamıştı. Yerini güçlendirmek için büyük bir başarıya ihtiyaç duyuyordu. Şansını bir kez de Kosova'da denemek istiyordu. Siyasi durum elverişliydi. II. Murat Arnavut isyanıyla uğraşıyordu. İskender Bey Avrupa'dan yardım istemişti. Bu istek Yanoş'u heveslendirdiği kadar Avrupalıların da Yanoş'a katılmasında büyük etkisi oldu. Almanlar, Bohemyalılar, Slavlar, Ulahlar, Arnavutlar ve Boşnaklar Macarların çağrısını kabul ettiler. Görünürde ilk hedef Arnavutluğun kurtarılmasıydı. Macarlar Sırbistan'ı ele geçirecek, Arnavutluk kurtarılacak, Türk ordusu arkadan çevrilerek yok edilecek ve Türkler Rumeli'den atılacaktı. Nibolu'da aldıkları yenilginin acısını unutmayan Fransızlar ve İngilizler bu ittifaka katılmadılar. Hünyadi Yanoş seçkin Macar askerlerinden 25 bin kişilik bir ordu hazırladı. Eflak Bey Dan 8 bin kişiyle Macarlara katıldı. Almanya, Bohemya ve Sicilya'dan 2000 tüfekçi ile Leh, Slav, Boşnak, Arnavut ve İtalyan karmalarıyla birlikte 50-60 bin kişilik bir kuvvet toplanmıştı. Kosova Muharebesi'nde ortalama 90 bin kişilik bir Haçlı kuvvetinin katıldığı anlaşılmaktadır. Sırp despot Branković, Varna'da aldığı yenilgiden sonra tarafsız kalmayı tercih etti. Hünyadi Yanoş, muharebeye katılmadıkları için Sırplara kızgındı. Sırplar tarafsızlıklarını ilan etse de bağlaşık ordunun topraklarından geçmesini önleyemediler. Hünyadi Yanoş'un savaş hazırlıklarını öğrenen II. Murat Arnavut seferini yarıda keserek Sofya'ya geçti. Vidin komutanı Haçlıların Tuna'ya ulaştığını bildirdi. Keşif birlikleri Haçlıların Belgrad'ı geçerek Sırbistan'a girdiğini, Kosova'da toplandıklarını haber verdi. Türk ordusunu Arnavutluk'ta arkadan çevirme fırsatını kaçıran Hünyadi Yanoş, büyük gurur ve kendini beğenmişlikle hareketine devam etmedi. Birleşik Haçlı ordusu belirsizlik içinde geçen bir yürüyüşle Kosova Ovası'na inerek Türk ordusunun gelmesini beklemeye başladı. Sefer çağrısını alan Osmanlı kuvvetleri büyük bir istek ve hızla Sofya'ya yürüyüşe geçtiler. Kısa zamanda 10.000 Azep, 8.000 Yeniçeri ve 30.000 Akıncı toplandı. Ayrıca Anadolu askerlerinin büyük çoğunluğu ile Karaman Bey'in gönderdiği kuvvetler de Sofya'ya yetiştiler. Tam bu sırada Eflak ordusunun Nibolu'yu kuşattığı haberi alındı. Gönderilen bir Akıncı kuvveti baskın yaparak Eflaklıları perişan etti. Toplanan Osmanlı birliklerinin en fazla 88 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir.
Sofya'da hazırlıklarını tamamlayan Türk ordusu 2. Murat tarafından talimatları aldıktan sonra Sofya, Köstendil, Palanga, Komanoca, Üsküp, Kaçanik ve Priştine istikametinde yürüyüşe geçti. Tarafların muharebe hazırlıkları, muharebe düzenleri ve kuvvetleri. Sitiniçe nehrine ulaşan Osmanlı ordusu tüm ağırlıklarıyla nehri 3 günde geçti. 16 Ekim 1448 günü tüm kadrosuyla Kosova muharebe alanında bağlaşık ordunun karşısında yerini aldı. Hünyadi Janos panik ve korku içinde daha kuzeydeki mevzisini bırakıp Priştine suyunun güneyine gelerek Osmanlıları karşıladı. Hünyadi Janos'un uzun süredir tahkim ettiği mevzileri terk etmesi büyük taktik ve strateji hatasıydı. Muharebenin yaşanacağı Kosova Ovası, Balkan Yarımadası'nın stratejik merkezini oluşturmaktadır. Rumeli'ye sahip olması gereken bir devletin bu bölgeyi elinde bulundurması gerekirdi. İkinci Kosova Muharebesi'nin geçtiği yer, Priştine Nehri ile Garganiçe Nehri arasındaki bölge olma ihtimali neredeyse kesindir. Osmanlı ordusunun başkomutanlık karargahında Sultan II. Murat ve Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa vardı. Sağ kanatta Rumeli Beylerbeyi Turhan Bey'in emrindeki Rumeli askerleri, merkezde Yeniçeri, Sipahi ve Silahtarlardan oluşan Kapıkulu askerleri bulunuyordu. Merkezin önünde hendekler kazılmıştı. Daha geride Yeniçeriler ve toplar dizilmişti. Merkezin önünde kısa mızraklarıyla azepler sıralanmıştı. Sol kanatta Anadolu Beylerbeyi İsa Bey emrinde Anadolu askerleri yerleştirilmişti. Akıncı Uç beyleri sağ ve sol kanat açıklarında engebelerden yararlanarak gizlenmişlerdi. Bağlaşık ordu ise kendi düzenleri içinde 38 farklı kol halinde sıralanmışlardı. Savaşçıların tümü zırhlıydı. Ordunun gerisinde arabalardan ve toplardan oluşturulan tahkimli bir ordugah bulunuyordu. Kaynaklara göre sayıları 800 ila 2000 arasında değişen savaş ve top arabaları ordunun önemli vurucu gücüydü. İkinci Murat 16 Ekim sabahı namazını kıldıktan sonra muharebe emrini verdi. 4 gün sürecek olan muharebelerin ilk günü büyük ölçüde bir muharebe yaşanmadı. Taraflar karşılıklı topçu düellosu yaptılar, mevzilerden atışlar oldu. Asıl muharebe 17 Ekim günü öğleye doğru başladı. Türk ordusu Varna'da olduğu gibi ilk taarruzu başlattı. Haçlı birlikleri de kitle halinde Osmanlı ordusuna hücuma geçtiler. Kıyasıya bir vuruşma başladı. Haçlıların ağır zırhları ve Macarların dirençli çıkmalarıyla akşama kadar Osmanlılar istediği sonucu alamadı. Havanın kararmasıyla taraflar mevzilerine döndüler. Hünyadi Janos Türk direncini kırmak için o gece taarruza kalktı. Türk tarafı bu taarruzu bekliyordu. Sabaha kadar süren muharebede iki taraf da kesin sonuç elde edemedi. Bu sonuç Türklerin de gece muharebelerine ne kadar büyük önem verdiklerini ve iyi eğitimli olduklarını göstermesi açısından önemlidir. ...18 Ekim'de bütün gece devam eden muharebe güneş doğunca daha da şiddetlendi. Savaşın en şiddetli geçtiği yer düşmanın sağ kanadı ile Türk sol kanadının bulunduğu kesimdi. Hünyadi Janos'un muharebe taktiği rakibin önce kanatlarını eritmek ardından merkeze yüklenmek üzerine kuruluydu. Türk muharebe hattında önce sol kanat ardından sağ kanat birlikleri 2. Murad'ın emriyle planlı şekilde geri çekildiler. Bunu kendi başarısı sayan Hünyadi Janos tüm kuvvetlerine Türk merkez kuvvetleri üzerine taarruz emrini verdi. Bu saldırı Yeniçerilerin tüfek atışları, topçu atışları ve hendekler karşısında kaldı. Haçlılar zorlansalar da inatla hareketlerine devam edip hendekleri açtılar. 2. Murad'ın merkez ordusu ile Haçlı ordusu arasında şiddetli bir çarpışma yaşanıyordu. Haçlıların atlarından inerek savaşmaları Yeniçerilerin işini kolaylaştırmıştı. Merkez ordusu kanattaki askerlere zaman kazandırmak için adım adım geri çekilmeye başladı. Gerilerde gizlenmiş olan Akıncılar ile Rumeli ve Anadolu kuvvetleri merkeze saldıran düşmanın yan ve gerilerini özellikle şövalyelerden oluşan sağ kanadı kuşatmaya başladılar. Hünyadi Janos'un hilal taktiğini yani kurt kapanı taktiğini bilmediği düşünülemez.
Ama kendine duyduğu aşırı güven bu bilgiyi kullanamamasına sebep oldu. Her yönden çember için alınan Haçlıların saflarında bir panik başladı. Bir süre sonra yaya olarak sağa sola birbirlerini çiğneyerek kaçmaya başladılar. Yaklaşık 30 bin süvarinin kısa sürede düşmanı çembere almaları Türk sek ve idare sanatının gurur duyulacak bir başarısıdır. Haçlılardan pek az bir kısmı karargahlarına dönebildi. Haçlı ordusunun büyük bir kısmı kan gölcükleri içerisinde yıkılıp kalmıştı. Kaynaklarda geçen ifadeyle muharebe alanının görüntüsü korkunçtu. Karargahına zorlukla sığınan Hunyadi Janosch, Alman topçularını karargahın ön kısmına mevziledi. Sağ kalan komutanlarına uyanık olmalarını emrederek kendisinin keşfe çıkacağını söyledi. Askerler istenilen düzeni almışlardı. Fakat Hunyadi Janosch, Varna'da yaptığı gibi gecenin karanlığından faydalanarak Macaristan'a kaçtı. Müstahkem ordugahta savunmada bulunan Almanlar ve Bohemyalılar umutsuz olmalarına rağmen göğüs göğüse sürdürdükleri savaşın sonunda tümüyle yok oldular. İkinci Kosova Muharebesi Haçlılar için tam bir imha ile sonuçlandı. Kuvvetlerinin büyük çoğunluğunu kaybettiler. Varna ve Kosova'dan sonra Osmanlı Rumeli'deki topraklara kesin şekilde sahip oldu. Avrupalılar Türk ordusunun yenilmezliğini iyice anladılar. Bundan sonra Türkleri Rumeli'den çıkarma girişiminde bulunmayacaklardı. 1683 2. Viyana kuşatmasına kadar Avrupalılar savunmaya geçti. Artık İstanbul'un fethi için uygun ortam sağlanmıştı. 2. Murat 3 Şubat 1451 yılında rahatsızlandı. Edirne'de vefat etti. Bursa'da kendi yaptırdığı caminin yanındaki türbeye gömüldü. 2. Murat 30 yıllık saltanat yaşamında ülkesini şan ve şerefle yönetmiş, Türk tarihine inançlı, iyiliksever, alçak gönüllü, adil, sağlam karakterli ve kahramanlıklarıyla saygınlık yaratmış, aydın bir hükümdar olarak seçkin bir yer almıştır. Onun vefatıyla boşalan tahta Osmanlılık ülküsünü üstün bir yetenekle yürütecek, dünya tarihinde yeni bir çağı başlatacak, ihtiyar tarihin gidişini değiştirecek güçte olan, Osmanlı tarihinin meydana getirdiği en değerli eseri denilebilecek Sultan Mehmet Han yeni hükümdar olacaktır.